Merhaba arkadaşlar, Oyun Fuarı kanalına hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün YouTube kanalında bir arkadaştan özellikle Kale Savaşı ile ilgili video çekmem söylenmişti. Şimdi Kale Savaşı ile ilgili bazı şeyleri anlatacağım. Yani bazı arkadaşların, oynayan arkadaşların bilmediği şeyler illaki vardır. Onları anlatacağım. Bir de Karzilla'yı 200 level yapıp kitaplarını alıp başka bir heroya basmayı düşünüyorum. İnşallah. Bakayım şöyle önce bir onur rozetimiz. 136 pek fazla yok ama olduğu kadar. Öncelikle şöyle görevimiz açılmış, bir görevler yapayım. Görevlerden sonra ne diyor? Bilgisayarda açtığım için ve uzun zamandır açmadığım için yeni takım oluşturmamı söylüyor. Onları bir ayarlayalım o zaman. Silahşır alalım. Kemik kanat alalım. Athena'yı alalım. Aries alalım. Yıldırım kanat alalım. Bunu da alalım madem alabiliyorsak. Öcüyü de alalım. Başka ne var burada işimize yarayacak? Bu var. Başka da burada işimize yarar bir şey yok. Defans takımına geçelim. Bunları alalım. Drake'yi alalım. Şunu alalım. Yaver'i alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Kemik, Athena, Öcü. Bu, Aries ve Yıldırım kanatı aldıktan sonra geri diyelim. Defans takımını yerleştirmeye gerek yok. Zaten genelde telefondan oynadığım için ona gerek kalmıyor. Şimdi buraya neyi yerleştireceğiz? Yıldırım 1, Ölüm Lordu 2, Silahşör 3, Kemik Kanat 4, Tabak 5, Aries 6 diyelim. Başka da zaten koyamıyoruz. Başlat diyelim bakalım. Bakalım o mu alacak, ben mi alacağım? Ama büyük ihtimalle ben alacağım çünkü bir şey kalmadı zaten onda. Slayer 16. Bu Nick'i bir yerden tanıyorum. Ya bizim Lonca'dan ayrıldı. Lonca'da hatırlıyorum. Ya da hala Lonca'dadır. Tamam. Arena'yı hallettik. Altın bağışla diyor. Bağışla bakalım. Şunu bir çıkar. Karzilla'yı bir bulalım. Evet. Karzilla şu anda kaç oldu? 195 oldu. Ondan sonra burada ne demiş? Adak et. Bunu neye adak edecektik? Tabii ki de Golgo'ya adak edecektik. Şuradan şunu verelim gitsin. Adak etmedi, tamam. Şimdi ne diyor? 3 alev mana kasası. Bunları bir yapmaya çalışalım bakalım. Üç alev ve mana kasası demiş. Buraya üç alev her türlü yaparım. Şöyle de bunu bir küçültelim. Zaten yıldırım kanatlı kemik kanat ortalığın anasını ağlatıyor yani. Üç alev 1. Şunu alalım. Şunları komple bir temizleyelim. Bayağıdır da bir zindan denemesi yapmıyorum. Aslında onu da bir bitirmek lazım. Şu iki tane de harcayayım. Bir level daha alır mı dedim ama almadı.
Tamam. Onu zaten şunla canavar girişiyle level aldırırız. 3 level devam. Evet, şimdi buraya hiç girmeye gerek yok çünkü parası yok. Değmez. 3 alev zaten her türlü yaparım orayı da. Girmişken paralı bir yer olsun. Buraya geç, burada 400 çok fazla parası yok zaten. Başka. Bu da 400 ama burayı rahat bir şekilde 3 alev yaparım. Onun için atıyoruz. Burada her türlü 3 alev. Athena da maşallah yağdırıyor yani. Şimdi şuradan tekrardan düğümümüzü tazeleyelim. 2 2 alev daha yaparsak bu görev tamam. Evet, buranın da bayağı güzel bir silahşör olabilir ama yapacak bir şey yok. Tamam. Burada kayıpsız. 3 alev. Büyü zaten kullanmamışım hiç. Bir tane daha 3 alev yapayım. Görevi bitirelim. Ondan sonra Karzilla'yı kitaplarını alıp evrimi yaptıktan sonra kitaplarıyla da Uga Uga'yı evrimlemeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah. 200 yapabilirsem Karzilla'yı evrimleyeceğiz. Ama büyük ihtimalle 200 yaparım. Tamam. Burada okey. Büyü kullandık mı? Kullanmadık. Çok güzel. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu da aldık. 216 tane de kitap verdi. Kitaplarımız ne kadar olmuş? 800. Şu zaten 9 tane kaldı. Onu geçenlerde Google'a basmıştım. Bunları bir kullanalım. Çantayı boşaltalım şöyle. Çantada yersiz kalabalık yapan şeyleri sevmiyorum. Mesela şunun gibi. Gerisi kalsın bakalım. Lonca sandığını açalım. Lonca sandığı da yersiz kalabalık. Zaten verdiği adam akıllı bir ödül de yok. Ne diye oyunu ekledilerse artık lonca sandığını da. Ya da eklediniz madem, adam akıllı bir şey versin. Bir bu var. Bir de kırmızı kristal var burada. Bunları da kullandık. Tamam, şimdi burada kullanacak bir şey kalmadı. Şu anda şunlarla da bunu inşallah ...200 yapabilirsem ama bayağı da az veriyor. Daha 196 bile olmadı. Herhalde 200 olmayacak gibi. Hadi bakalım. 1 milyar, 1 milyar geliyor ama 7 tane kaldı. 197 oldu galiba. 98 de olmaz. Bitti. Şurada ne var? Pardon. Burada işime yarayabilecek sadece kitap var. Başka da bir şey yok. Şu neymiş? Burada zaten hiç işime yarar bir şey yok. Hepsi zaten var. Artı 67 bin nedir yani? 67 bini biriktirmek kolay mı ya?
Şu anda lavla da hiç uğraşamayacağım. Bakalım bir bizim Karzilla kaç seviyormuş? 98. Oluyor aslında. Şunu da ben 60 tane ayırayım. Bayağı ayırdım. Neyse bunları da geri biraz silelim. Eksiltelim daha doğrusu. Şundan bir tane. Şundan bir tane. Şundan biraz basayım diyeceğim ama şöyle yapmam lazım. 20 tane. Evet, Karzilla 200 seviye oldu. Şu anda ben bunu evirmeyebiliyor muyum? Evirmeyebiliyorum. Hatta şuradan kullanayım. Kahramanın karargahındakini kullanalım. Çantadakiler dursun zaten. Çantada her türlü yer kaplıyor. Evet. Karzilla'yı evrimledik ve şu anda 263 tane de kitap geldi. Bunu bir alalım. Bunun kitaplarını logoya basıp onu bir 200 yapalım. Evet, logo da 200 oldu. Ama şu anda evrimleyebilirim ama şey yok. Onur rızık yok galiba. Neyse olduğu kadar. Şimdi şuradan bir tane evrim taşı alayım. Yani bu arada evrim yapmayı bilmeyen arkadaşlar da buradan nasıl evrimlendiğini görmüş olur. Şimdi evrim dedik. Bir tane evrim taşı, 1000 kırmızı kristal artı bir tane de kahramanın yedeği. Yedeği olmasa da buradan 20.000 kırıkla evrimleyebiliyorsunuz ama bende bir tane yedeği vardı. Şimdi bunu onunla evrimledim. Kapatıyoruz. 263 tane kitabı da buradan alıyoruz. Ondan sonra şimdi şurada ne gelmiş? 5 taş buradan, 10 taş buradan. O da az önceki görevden dolayı. Şu yumurtayı da açalım da buradan görüntüsü gitsin. Başka da zaten yatıracak yumurta yok. Hatta şuradan da bir tane kahraman denemesi yapabiliriz. Açılmadı. Neyse tamam. Şimdi geldik Ugaoga'ya kitap basmaya. 400 kaç? 426 tane kitap birikmiş. Önce bundan değil. Şundan bir basalım. 1, 3. Bunu da sil o zaman. Şundan bas. Yükselt. Ondan sonra bundan 5 tane. Şöyle yapalım. 4 tane basalım. Şundan 3 tane basalım. Şundan 2 tane basalım. Bundan da 5 tane basalım. Bir daha yükselt diyelim. Onur rozeti bayağı bir azalıyor. Şundan 4 tane deyip 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Şundan basalım. Oldu. Uyoga 120 level evrimli. Ondan sonra şundan 10 tane basalım. Bundan hiç basmayalım. Bundan da hiç basmayalım. O zaman bir bundan, 5 de bundan bastık. 100 bin onur rozeti diyor. 100 bin onur rozeti yok ama şimdilik bunu geçiyorum. Bu burada beklesin. Şeyi göstereceğim. Yeti seviyesini arttırmayı göstereceğim. Yeti seviyesini arttırma da şöyle. Mesela şunu da göstereyim. 5'te 8. Yani normalde bu bunun yetisi değil. Bunu vermeyeceğim buna da. Bunun yetisi kötü olduğu için şimdilik idareten bunu koydum. Ama savaş tanrısı falan gelirse kemik kanatta ya da uga uga da
İkisinde de savaş tanrısı düşünüyorum. Şimdi 5'te 8 çıktı, örnek veriyorum. Yetiyenlediniz, 5'te 8 geldi. Bunu seviyesini atlatıp 8'de 8 yapabilmek için seviye atlata geliyoruz. Buradan seviye atlata bastınız. Olmadı. Niye? Çünkü 10 tane bundan lazım bize. 10 tane bu taştan. Çanta kasete basıyoruz. Şu yeşil taştan 10 tane alıyoruz. Şu şekilde mesela. 10 tane al dedik. 3000 şan istiyor. Şanınız varsa tabii bunu yapabilirsiniz. 3000 şanla 10 tanesini aldınız. Tekrardan geriye geldiniz. Yükselt dediniz. Seviye oldu 6. Ondan sonra tekrar şuradan 7. seviyeden 10 tane alıyorsunuz. Bu da 6000 şanmış. Yine aynı şekilde oraya gidiyorsunuz. Basıyorsunuz. 7 oluyor. En son şuradan 8 seviye var. Bundan yine 10 tane alıyorsunuz. Bakalım 10 tanesi ne kadar yapıyormuş. 12.000 şan yapıyormuş. Bundan da 10 tane alıp tekrar gelip buraya bastığınızda seviye 8 oluyor. Yeti seviyesini arttırmanın şeyi, taktiği bu. Evrimi de gösterdik zaten. Şimdi başka gösterebileceğim bir şey yok. Eğer videoyu izledikten sonra merak ettiğiniz işte ya da bilmediğiniz bunu nereden nasıl yapacağım diye düşündüğünüz şeyler takılan yapamadığınız takıldığınız yerler varsa sorabilirsiniz. O şekilde tekrardan onunla ilgili bir video daha çekebilirim. Şu anda aslında şuna kitaplardan satıp onun rozetine çevirip yükseltip kitap basmayı isterdim ama kitaplar boşa gitmesin diye de onu rozeti falan yapmak istemiyorum. Şuradan aslında yapabilirim. Bunu da bugün zaten komple temizlemişim. İnşallah saat 12'den sonra açıldığında yeniden yaparım. Şu inşaatçı muhabbetine de çok saçma geldi bana. Hediyeleri çok dandik, işe yaramaz hediyeler. Ve 4 saat boyunca inşaatçınızı oyalıyor. Ben bunları kullanmıyorum. Bunlar böyle ortalıkta gezinip duruyor. Zaten şu anda 5 tane inşaatçım var. 5'i de dolu. İkisi burada iksir toplayıcı, yani mana değirmenini yükseltiyor. İki tanesi de burada altın madenini yükseltiyor. 4. Bir saniye, burada elde et açılmış. Onu da yapalım o zaman. Hatta yok, iki tanesi değil. 3 tanesi altın madenini yükseltiyormuş. Normalde 2 buna basmıştım. 2 altın madenine basmıştım. Bir tane de ordu kampı yükseliyordu. Neyse, bir dahaki sefere boşa çıkanı ordu kampına veririz artık. Şimdi şunu bir yükseltelim. Elde et demiş. Garzilla çok önemli değil ama yine de elde et diyelim buna da. Koca ayağa gelelim şimdi. Koca ayak onda 20'ymiş zaten. Uga Uga'yı biraz yükseltelim. Seviye atlat. Bayağı da birikmiş. 1.820.000 birikmiş. Süper. O zaman ben buna biraz şöyle seviye atlatayım. 14, 15 olsun hadi. Başka ne var? Şu anda yükseltilmesi gereken. Bu 15. Kemik kanat 15 dedik. Silahşör 10. Ölümlü ordu 13. Bunu yapabilirsem 14, 15 diyeyim bari. 15 olmuyor. Bu da 14 oldu. Neyse. O zaman burada kalan çok az bir şey var. Onu da neye basayım? Az önce bir şey vardı. Karizirle vardı ama Karizirle'ye de basmaya değmez bence. Biriksin. Bunu da bu şekilde yaptık. Onu zaten merak ettiğiniz bir şey illaki vardır. Bunu da göstereyim. Şimdi şuradan başlayalım. Mesela bunu 20'de 20 yapmışım. Şunlar 10. İşte 1, 1. Bunlar çok önem vermediğim herolar. 20'de 20 yaptıklarımın maksimum seviyeye geldikten sonra burada özellikler açılıyor ve bunları bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şu anda ne geldi mesela? Hiç işe yarar bir şey yok. 1, 2, 3 falan filan. Böyle biraz basayım bakalım ne çıkacak. Zaten merit çok da önemli değil benim için. Meritle iyi bir şey gelmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani 4 veya 5 seviye ya da tüm seri aynı şekilde gelsin diyorsanız bayağı bir mücevher harcamanız lazım. Ben de hiç onun için mücevher falan harcamayı düşünmüyorum. Şimdilik şunu bir kilitleyelim. 5 mücevher istiyor. Harcayabilirim. Yine düşük seviyeler. Yine düşük seviyeler.
Yine aynı şekilde düşük. Bu da düşük. Aynı şekilde düşük. Yani bir tane 4 veya 5 o kadar zor ki getirmek. 360'dan 355'e düştü ama hala daha bir tane 4 veya 5 seviye bile gelmedi. Bir tane geldi sadece şu ana kadar. Şu anda 35 tane taş harcayana kadar deneyeceğim. Zaten 4 seviye geldi. Çok da önemli değil ama bu şekilde kalsın şimdilik. Yani bunu yapması bayağı zor. Bence bunun için hiç uğraşmayın. Şimdi gösterdik. Evrim için gerekenleri gösterdik. Şu anda en son bastığım herolardan koca ayak var. Zaten Uga Uga yeni çıkmıştı. Onu bastım. Şu anda birinci evrimde daha. Uga Uga'yı birinci evrim yaptık. Koca ayak ikinci evrimli. Bunu ikinci evrim yaptım. Çünkü kitaplarını almam gerekiyordu. Onun da ikinci evrimin kitabını aldım. Bunu da ikinci evrim yaptım. Kitabını aldım. Şu anda kitapları özellikle as olarak kullanacağım veya yeni çıkan işe yarar herolarda kullanacağım kitapları o yüzden biriktiriyorum. Onun haricinde de şu anda pek öyle işime yarayacak bir şey kalmadı. Mesela şu denek çok da önemli değil benim için. Şimdilik bunu kasmayı bile düşünmüyorum. Yedeği var mıdır? Büyük ihtimalle depoda yedeği var. Şu anda en son mesela neyi kastım ben? Carzilla'yı kastım. Kitabını aldım. Gerekirse Carzilla'yı tekrardan bir daha 200'e kasıp yine kitabını alacağım. Ondan sonra da şey vardı burada. Neydi o? Yıldırım tanrısı şu. İki seviye aydın var üzerinde ama kar kardır işte. En azından hiç olmamasından iyidir. Bunu kasıp bunu da 200 yapıp bunun da kitaplarını alacağım. İkinci evrimini yapabilene kadar da zaten her türlü yedekleri de var. İkinci evrimini de yapar. Yine kitabını alırım. Kitaplarla diğer işime yarayan herolara basacağım kitapları. Bunların üzerinde zaten aydın olduğu için bunları normal kasmaya devam eder. Yine 200 level yapmam gerekirse de yaparım. Şu anda elimde olmayan hero, en son çıkan hero var galiba. Bakalım. Şu anda ne var zaten? Espirita var. Espirita hariç Koca Ayak var, Athena var, Denek var, Uga Uga var, Kemik Kanat var, Mecha Kız var, Rogna var, Silahşör var, Yakuza var, Ölüm Lordu var, Kalp Kıran var, Savaş Meleği, Ufak Cin, İntikam, Oyun Bozan, Yıldırım Kanat, Şahmeran, Drakax. Yani tek tek saymama da gerek yok. Şu anda gördüğünüz bütün heroların hepsi kahraman karargahında mevcut ve hepsi de kasılmış. Birçoğu da ikinci evrimli 200. Şöyle göstereyim en başından. İkinci evrimli 200 komple zaten şurası silahşöre kadar. Silahşörden sonrası şura. Burası da komple ikinci evrimli 200. Şuraya kadar. Bir şu ikisini 200 yapmadım. Onları da daha sonra basacağım yine. Şurası hala şuradan itibaren nereye kadar? Buna kadar. Aynen şu da 200 şey ikinci evrimli. Komple şuraya kadar şu şekilde ikinci evrimli. Bunları da zamanla yine yavaş yavaş basmaya çalışacağım. 200 level yapmaya çalışacağım. Şimdilik işime çok fazla yaramadıkları için bunları basmaya gerek duymadım. İşte buz kanattır, yıldırım kanattır, kemik kanattır, silahşördür falan gibi işime yarayan şeyleri lonca savaşlarında veya normal saldırılarda kullandığım heroları ikinci evrim 200 yaptım. Ama tabii birçoğunun da yetileri düşük ve eksik. Mesela tamam Mecha Kız'a çılgın gidiyor. Bunu 8'de 8 yapmak lazım ama o da yine aynı şekilde buradan seviyeyi arttırmak için şan gerektirdiği için şan şu anda sadece bana evrim için lazım. Evrim taşı alıyorum. O yüzden şanları harcamak istemiyorum. Evrim işini bitirdikten sonra evrim taşı lazım olmazsa eğer yeni bir hero da çıkmazsa daha şanları o şekilde seviyelerini yükseltmek için kullanacağım. Şu anda göstereceklerim bu kadar.
Dediğim gibi az önce de zaten söyledim. Merak ettiğiniz, yapamadığınız, işte şu nereden nasıl oluyor diye düşündüğünüz bir şey varsa, takıldığınız yerler varsa yorumlar bölümünden yazarsınız. Onun da videosunu elimden geldiğince çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimler butonunu aktif ederek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. İyi günler.